Ankara'nın küçük bir köyünde kendi halinde yaşamaya çalışan bir aileydik. Toplam 6 kardeşiz. 3 ablam, 2 de abim var. Abimler ve ablamlar evliler. Babam vefat ettiğinde 5 yaşında falandım. Aile bireylerimin geri kalanları geçim zorluğu yüzünden farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldılar. Geride annemle ben kaldık bir tek. Ben 15'lerime geldiğim sırada annem geçirdiği rahatsızlıktan ötürü yatağa mahkum kaldı. Annemin bu rahatsızlığından dolayı okulu bırakmak zorunda kaldım. Okulu bıraktıktan sonra köylülerin durumumuzu bilmesinden dolayı köyün hayvanlarına bakmaya başladım. Sabah 6 gibi kalkıyor, annemi televizyonun olduğu yere taşıyor. Karnını doyurduktan sonra köyün bütün koyunlarını toplayıp dağ bayır gezip koyunları otlatıyordum. Günler böyle böyle geçiyor, hayatımızı idare ettirmeye çalışıyorduk. O gün saat 6 gibi koyunların karnı doymuş, yolda yürümekte zorlanır olmuşlardı. Köye dönme vakti gelmişti. Köyün içerisinden geçerek bütün koyunları dağıttım. İşim bittikten sonra kendi evimin yolunu tuttum. Annemin işlerini hallettikten sonra kendi karnımı doyurdum ve diğer kanepeye uzanarak televizyonu izlemeye başladım. Televizyonda olan programlardan mıdır, başka bir şeyden midir bilemem. Hayallere dalmaya başladım. Eğer zengin bir aile olsaydık, annem için bakıcı tutar, okuluma devam ederdim. Abimler ve ablamlar gurbete göç etmek zorunda kalmaz, bizimle beraber yaşarlardı. İşte o zaman hayat bizim için daha kolay olurdu. Ama her şey hayallerdeki gibi olmuyordu maalesef. Saat ilerleyince annemi kendi yatağına taşıdım. Ardından yer yatağını sererek hayaller eşliğinde uykuya daldım. Rüyamda gündüz ne yapıyorsam aynını yapıyordum. Rüyam bile fakirdi. Sürüyü toplamış, dağ bayır gezerek otlatıyordum. Çok geçmeden daha evvel görmediğim bir yere geldim. Her yer yemyeşil otlaklarla kaplı, yanından ise tertemiz suyu ile akıp giden berrak bir dere vardı. Koyunlar için gerçekten de harika bir yerdi. Bizim köyün civarında hiç böyle bir yer görmemiştim. Köyün dağlarla çevrili olmasından dolayı büyük bir otlatma alanı vardı. Belki diğer köylüler biliyordu burayı ama ben ilk kez görüyordum. Biraz ileriye baktığımda büyükçe bir kayalık olduğunu gördüm. Koyunlar otlarken kayalıkların oraya doğru gittim. Kayaların dibi gölgelikti ve hayvanlar otlarken ben de burada rahatça serinleyebilirdim. Sırtımı kayaya dayayarak oturmaya başladım. Karşımda olan koyunlara ve ağaçlara bakıyordum. Bir ara gözüm az ötemde olan ağacın dibinde parlayan beyaz bir şeye takıldı. Yerimden doğrularak ağaca doğru ilerlemeye başladım. İyice yaklaştığımda bunun bir defter olduğunu gördüm. Sayfaları açılmış şekilde karşımda duruyordu. Çocukluğumda verdiği merakla gidip defteri elime aldım. Etrafıma bakındıktan sonra sayfalarını çevirmeye başladım. Birkaç sayfa sonra ağacın dibinden ışıklar yayılmaya başladı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken karşımda iki tane varlık belirdi. "Hasan, bu defter senin hakkın. Gel ve onu al." O an hem korkudan hem de yıllardır alışkın olduğum köy hayatının başladığı saatten dolayı istemsizce uyandım. Saat 6'ya geliyordu. Hızla yerimden doğruldum, yüzümü yıkayıp annemin yanına gittim. O da uyanmıştı. Annemin ihtiyaçlarını giderdikten sonra çıkınımı eşeğin sırtına yükleyip köyün hayvanlarını toplamaya başladım. Her zaman otlattığım yere doğru ağır ağır ilerlemeye başlamıştık. Hayvanlar otlarken ben de orada olan ağacın gölgesine geçerek onları seyretmeye başladım. Zaman akıp giderken birden aklıma gördüğüm rüya geldi. Acaba öyle bir yer var mıydı buralarda diye düşünmeye başlamıştım. Rüyamda gördüğüm kadarıyla gidiş yolunu hatırlıyordum. O an ne yapacağımı kısa bir zaman düşündüm ama gençliğin verdiği merakla hızla sürüyü toparladım ve rüyamda gördüğüm yolu takip ederek oraya doğru ilerlemeye başladım. Ne olur ne olmaz diye her zaman yanımda taşıdığım tüfeğime fişekleri doldurdum ve kırma kolunu çektim. Uzunca bir yürüyüşün ardından rüyamda gördüğüm yer
giderek daha fazla gözümde canlanmaya başladı. Bu, yaklaştığımın işaretiydi. Durmadan ilerlemeye devam ettik. Çok geçmeden de rüyamda gördüğüm yere gelmiştim. Tıpatıp aynıydı. Kafamı kaldırıp ileriye baktığımda gördüklerimin gözümde canlanması bir oldu. İleride rüyamdaki kayalıklar vardı. Hayvanlar yemyeşil otluğa gördüklerinden hemen yemeğe koyuldular. Onlar otlarken bense kayalıklara doğru yürüdüm. Tüfek elimdeydi ve parmağım tetikteydi. Bir şey olduğu an direkt ateşleyecektim. Rüyamda nasıl hareket ettiysem aynen öyle hareket etmeye başladım. Kayalıkların dibine gidip oturduğumda gördüğüm defterin gerçekliği kanımın donmasına neden olduracak cinstendi. Elim ayağım titremeye başlamıştı. Bir yanım meraktan çatlarken diğer yanımsa korkudan kıpırdamakta güçlük çekiyordu. Rüyamda gördüğüm varlıklardan korktuğum için deftere yaklaşmak istemiyordum ama meraktan da içim içimi yiyordu. O an kendi kendime gaz vermeye başladım. Yaparsın, gidip bakarsın. O sadece saçma bir rüyaydı. Bu ise bir tesadüf ya da Allah'ın anlama yazdığı bir kader. Belki de o defterin içerisinde bana ait bir mesaj var. Kendi kendime gaz vermem bitince dizlerim titreye titreye yerimden doğruldum ve deftere doğru yürümeye başladım. Ağacın altına giderek defteri elime aldım. Defterin etrafına bakarken iyice korkmaya başlamıştım çünkü defterin bazı yerlerinde kan vardı. Defterden kafamı kaldırıp hayvanlara göz gezdirdim. Koyunlar ve eşeğim otluyordu, köpeklerimse etrafta dönüyorlardı. Defterin ilk sayfasını açtım. Günlüğe benziyordu. Okumaya başladım. İlk sayfalarında normal hayattan bahsederken, ilerleyen sayfalarda gönül meselelerine değinmiş, sevdiği kızın ona yüz vermemesinden yakınıp durmuştu ama, defterin ortalarına doğru olan sayfalarda giderek karışan olaylardan bahsediyordu. 3. ayın 25'i 2005. Çok kötü şeyler oldu günlük. Hafta sonunun gelmiş olmasını da fırsat bildiğimden arkadaşlarla biz de toplanmaya karar verdik. Yeni çıkan filmleri izleyip muhabbet edecektik ama keşke bunların hiçbiri olmasaydı. Elimizdeki son komedi filmini izledikten sonra Mert çantasından bir CD çıkardı. Beyler, sabahtan beri kız gibi komedi filmiyle vakit öldürüyoruz. Biraz korkmayalım mı? Mert bunu söyledikten sonra oynatıcıya doğru yürüdü. Sen kafayı mı yedin diye sordum sinirle. Korku içeriklerini sevmezdim oldum olası. Mert, korkaklığı bırak. Şu CD'yi tak da izleyelim dedi. Herkes de ona katılınca başka çarem kalmadı. Oynatıcıdaki komedi filminin CD'sini çıkartıp bu filmi taktım. Film oynamaya başlayınca Mert'le yerimize geçtik ve Kuru Yemiş'le Cips ikilisi eşliğinde izlemeye koyulduk. 2 saatin sonunda film nihayet bitmişti. Fırat, bu filmin üzerine ne iyi gider biliyorum dedi ve yerinden fırladığı gibi bekleyin, geliyorum diyerek evden çıktı. Kendi kendime söyleniyordum. Aslında korktuğumdan değil de anlatılanların saçmalığı ve sıradanlığı beni bayıyordu. Hepsi bu. Çok geçmeden Fırat elinde bir poşetle içeri girdi ve hızla yerine oturdu. Yiyecek tabaklarını kenara itti ve poşetteki şeyleri çıkarmaya başladı. Dikdörtgen şeklinde bir tahta, değişik bir fincan, değişik bir kalem ve 6 tane siyahtan daha da siyah mumlar çıkardı. Ardındansa hayatımızı değiştirecek o soruyu sordu. Beyler, cin çağırmaya ne dersiniz? Kesinlikle salaksınız diyerek lafa atılıp reddettim. Sen de amma korkak çıktın dedi Fırat ve sonra her kafadan bir ses çıkmaya başladı. İkna olmadığımı görünce üzerime oynamaya başladılar. Sen bir ara Kur'an kursuna gitmemiş miydin? Evet diyerek yanıtladım. Daha ne? Bir şey olursa sen bizi kurtarırsın. Ulan ne alakaysa. O an düşünemedim sanırım. Bir an hocamın daha evvel bu konular açıldığında söylediği sözleri geldi aklıma. Cinler öyle tahtayla, fincanla, mumla çağrılacak varlıklar değiller. Cin çağırmak için çağrılacak olan cinin kabilesinin sembolü ve sembolün ortasına da
Çağrılacak cinin adının yazılması gerekliydi. Bunlar aklımdan geçerken tahtaya bakabilir miyim diye sordum. Fırat heyecanlı bir şekilde önünde duran tahtayı aldı ve bana doğru uzattı. Hemen tahtayı incelemeye başladım. Herhangi bir sembol yoktu. Gülümseyerek tahtayı Fırat'a uzattım ve sembollerin olmamasına güvenerek ''Tamam o halde, yapalım.'' dedim. Koskoca adamlar resmen çocuk gibi sevinmişlerdi. Masadaki tabakları masanın en uç tarafına koyduk. Ondan sonra Fırat tahtayı masanın ortasına, fincanı tahtanın ortasına, en büyük mumu da fincanın üstüne koydu. Daha sonra her birimizin önüne bir tane mum. Mumları da garip bir kalemle çembere aldı. Ardından ışıkları kapatıp mumları yaktı. Herkes elini mumun çemberinin önüne koysun diyerek bize yapmamız gerekenleri söylüyordu. Ve herkes dünden razıymış gibi söylediklerini ikiletmeden yapıyordu. Fırat garip bir dilde garip bir şeyler okumaya başladı. Biraz okuduktan sonra mumların alevi birden arttı. Bu olamazdı. Tahtayı incelemiştim. Herhangi bir sembol yoktu. Ben de dahil herkes korkudan tir tir titriyordu. Bir şey yapmalıydım ama ne? Birden aklıma korunma ayetleri geldi. Tam okuyacakken beynimin içinde çok kalın bir ses. Sakın çamur diye bağırdı. O sese aldırmadan bildiğim ne kadar ayet varsa bağıra bağıra okumaya başladım. Ben dua okudukça tabaklar duvara sertçe çarpıyor, kırılan parçaları geri bize doğru sekip vücudumuzu yaralıyordu. Hiç durmadan okumaya devam ettim. Ben okudukça hem mumların ışığı yavaş yavaş azalıyordu, hem de ortamda olan kaos durumu giderek azalıyordu. Mumların alevi eski haline gelene kadar okudum. Ardından hepsini üfleyerek söndürdüm ve lambayı yaktıktan sonra bütün malzemeleri Fırat'ın getirdiği poşete geri doldurdum ve koşun diye bağırdım. Hızlıca benim arabama bindik, elimdeki poşeti ayaklarımın dibine attıktan sonra cebimdeki anahtarı çıkardım ve hızlıca kontağa sokup çevirdim. Gaza yüklenirken Mert korkuyla ''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu. Kur'an kursunun hocası bu işlerden anlıyordu. ''Ona gideceğiz. Umarım bir şeyler yapabilir.'' Kanrevan içinde hocanın kapısına vardık. Hızlıca indim ve ayaklarımın dibindeki poşeti aldım. Diğer kapılar açılmayınca kafamı onlara çevirdim. ''Neden gelmiyorsunuz?'' diye soracakken arabada kimsenin olmadığını gördüm. Bu nasıl olabilirdi? Galiba aklımı yitiriyordum. Bir an elimdeki poşete baktım. Elimin şekli bir şeyler tutuyormuşum gibiydi ama hiçbir şey yoktu elimde. O anın verdiği korku ile koşa koşa hocanın kapısına dayandım ve yumruklamaya başladım. Hoca içeriden bağırarak besmele çekti ve birkaç saniye sonra kapıyı açtı. Karşısında beni görmeyi beklemiyordu anlaşılan. O an şaşkınlıkla ''Ne oluyor Mete? Gecenin bu saatinde iyi misin?'' diye sordu. Son derece düzensiz ve korkudan zorla çıkan sesimle ''İçeri girebilir miyim hocam?'' diye sordum. O da sağ olsun hemen içeriye buyur etti beni. Kısa bir soluklanmanın ardından nefesimi düzene soktum ve bütün olayları hızlıca anlattım. Hoca, ''Tuzak, tuzağa düşmüşsün.'' dedi telaşlı bir ses tonuyla. ''Nasıl yani hocam? Ne tuzağı?'' diye sorduğumda bana yanıt vermeden, ''Yürü, senin evine gitmemiz lazım. Vakit yok.'' diyerek yanımdan ayrıldı. Apar topar evden çıktık ve arabaya bindik. Korkudan arabanın üstünde bıraktığım anahtarı çevirdim ve hızla eve doğru sürmeye başladım. Ara sıra aynadan hocanın yüzüne bakıyordum. Hoca sürekli bir şeyler okuyordu ve telaşı yüzünden anlaşılıyordu. Vardığımızda hızla arabadan indik ve daireme doğru koşmaya başladık. Dairenin kapısı açıktı ve içeriden kısık şekilde ağlama sesleri geliyordu. Oturma odasına girdiğimizde ise resmen şok oldum. Toparladığımı sandığım bütün cin çağırma malzemeleri masanın üstünde öylece duruyordu. Arkadaşlarım ise bir köşede birbirlerine sarılmış, ''Onlar geldi, hepimizi öldürecekler.'' diye sayıklıyorlardı. Hoca, evin her tarafını okuyup üfledikten sonra arkadaşlarımın yanına giderek sırayla onları da okuyup üfledi. Hangi arkadaşımın okuması bittiyse o kendinden geçerek bayılıyordu. Hoca,
Okumalarını bitirdikten sonra bir süre daha evin içerisinde okuyarak dolaştı. Ardından yanıma geldi ve arkadaşlarını uyandır dedi. Ben onları uyandırmaya çalışırken o çağırmak için kullandığımız ne varsa poşete doldurmaya başlamıştı. Çok geçmeden bütün arkadaşlarımı tokatlayarak uyandırmıştım. Herkes uyandıktan sonra hızlıca arabaya bindik ve hocanın evine doğru ilerlemeye başladık. Hoca sinirli bir şekilde ben sana cinlerin tehlikeli varlıklar olduğunu, onlarla uğraşılırsa çok kötü sonuçlar doğuracağını söylememiş miydim diyerek çıkıştı. Evet hocam, söylemiştiniz ancak sembol yoksa o malzemelerin bir işe yaramayacağını da söylemiştiniz. Bir sembol yok muydu? Hayır hocam, yoktu. Bu imkansız. Bir sembol şarttır. Eminim hocam, herhangi bir sembol yoktu. Eve gidince bir de ben bakacağım. İlla ki görmediğim bir sembol olması lazım. Çok dikkatli inceledim hocam. Hoca beni duymazlıktan geliyordu sanırım diye düşünmeye başlamıştım uzun süre yanıt alamadığım için. Ama bir ara aynadan göz ucuyla hocaya baktığımda bir şeyler okuduğunu fark ettim. Çok geçmeden hocanın evine varmıştık. İçeriye girdiğimizde büyük bir ferahlama bedenimi sardı. Oturduk ve hocaya bakmaya başladık. Hoca önce böyle bir şeye neden bulaştığımızı sordu. Ona olanları anlattıktan sonra sizin sormak istediğiniz bir şeyler varsa sorun. Aklınızda soru işareti kalmasın çünkü bugünden sonra her şey sizin için çok daha zorlu olacakmış gibi görünüyor dedi. İlk lafa ben girdim. Hocam, ben arkadaşlarımın da benimle beraber arabaya bindiğine, eşyaları da yanıma aldığıma eminim. Ama buraya geldiğimde arkadaşlarımın ve eşyaların olmadığını gördüm. Bu nasıl olabiliyor? Ben bunu söylediğimde arkadaşlarım bana bakmaya başladılar. Sanırım bu sorunun cevabını benden daha iyi arkadaşlarım verir dedi hoca. Mert konuşmaya başladı. Mumların alevi artınca sen bağıra çağıra ayet okumaya başladın. Sen okudukça tabaklar, bardaklar sert bir şekilde duvara çarpıp parçaları bize isabet ediyordu. Ve mumların alevi eski haline dönüyordu. Mumların alevi eski haline dönünce üfleyerek mumları söndürdün ve bize küfürler ederek evden ayrıldın. Hocam, bu nasıl olabilir? Olanlar karşısında yaşadığım hayreti gizleyemiyordum. Seninle oyun oynamışlar Mete. Peki hocam, sembol olmadan bu mahluklar nasıl geldi? Hoca bütün malzemeleri poşetten çıkardı ve incelemeye başladı. Fincanın altına baktığında dehşetle gözleri açıldı ve fincanın altını bana doğru çevirdi. Aman Allah'ım, fincanın altında Kulyas kabilesinin simgesi vardı. Daha kötüsü ise simgenin ortasında bir isim yoktu. Siz bir cini değil, bir kabileyi kendinize musallat etmişsiniz. Şimdi ne olacak hocam? Efe'nin ağlamaklı sesi içimi parçalamıştı. Cinleri davet edip ne istediklerini soracağız. Peki hocam, ilk buraya geldiğimde tuzağa düşmüşsün dedin. Ne tuzağı? Sen daha öncesinde bilmeden musallatlı bir kızın başında ayetler okuyarak kızın içerisindeki mahluku yakmışsın. Yaktığın cin de Kulyas kabilesindenmiş anlaşılan. Onlar da senden intikam almak için bir süre açığını aramışlar. Sonra arkadaşını görmüşler. Arkadaşın böyle şeylere meraklı olduğu için aradıkları açığın arkadaşın olduğunu anlamışlar. Ve bir şekilde bu malzemeleri arkadaşının önüne çıkarmışlar. Gerisini de biliyorsun zaten. Hoca bunları söyleyince Fırat'a bakarak, bu malzemeleri kim sana verdi diye sordum. Eve dönerken bir pazar tezgahında gördüğünü söyledi. Peki, ne kadar ödedin? Hocanın bu sorusu ise beni şaşırtmıştı. 88 dedi. Neden sordunuz hocam? Hocanın gözleri dehşetle açıldı. Ne oldu hocam? Hoca bana aldırmadan tekrar malzemeleri incelemeye başladı. Biraz sonra kafasını kaldırıp bana acır gözlerle baktı. Ardından mumların altını, fincanı ve tahtanın bazı köşelerini bana gösterdi. Gösterdiği her yerde 88 yazıyordu. Nedir bu 88 hocam? 88, cinlerin ve şeytanların sayısıdır. Bu sayının yazıldığı her yerde cinler, ifritler ve iblisler cirit atar. Şimdi size bir iyi, bir de kötü haberim var.
Hepimiz dikkat kesilmiş, hocayı dinliyorduk. Hoca, Efe, Fırat ve Mert'e bakarak, "İyi haber, siz üçünüzün kurtuluşu zor olmayacak." Ardından bana doğru dönerek konuşmaya devam etti. "Kötü haberse senin kurtuluşun hiç de kolay olmayacak," dedi. "Bu akşam arkadaşlarının işini halledeceğiz. Ondan sonra yarın sabah arkadaşlarını istedikleri yerlere bırakacağız. Ve seninle bir arkadaşımın evine gideceğiz. Senin işini tek başıma yapabileceğimi zannetmiyorum." Bunu söyledi ve ayağa kalkarak bize gelin işareti yaptı. Biz de yerimizden kalkarak hocayı takip etmeye başladık. Hoca bizi oldukça karanlık bir odaya götürdü. Odanın kapısını açtı ve besmele çekerek ışığı yaktı. Her tarafta mumlar, aynalar ve değişik semboller vardı. Hoca bizi ortaya oturttu ve etrafımıza beyaz bir toz ile bir çember çizdi. Birkaç ayet okuyup yüzümüze üfledikten sonra mumları yaktı ve ışığı kapatarak çembere girdi. Çemberde yanımıza oturduktan sonra korkmamamızı ve çemberden dışarıya çıkmamamızı tembihledikten sonra bir şeyler okumaya başladı. Birkaç dakikalık okumanın ardından önümüzdeki aynada çirkin mi çirkin bir varlık belirdi. Hoca okumasını bitirdikten sonra varlıkla konuşmaya başladı. "Ey Allah'ın lanetlediği mahlukat! Bu mazlumlardan ne istersin? Olanları bilirsin. İşimize burnunu sokma. Yoksa senin de sonun onlarınkiyle aynı olur. Bu çocuk sizden birini yaktı ama diğerlerinin hiçbir suçu yok. Onları rahat bırak, yoksa seni cehennemin en dibine gönderirim." Hoca bunu söylediğinde varlık resmen deliye döndü. "Senden korktuğumu mu sanıyorsun köpek? Sizinle işim bittiğinde cehennemi de acıyı da göreceksiniz." Varlık konuşmasını bitirir bitirmez aynadan çıktı ve çok hızlı bir şekilde etrafımızda dönmeye başladı. Zaman geçtikçe çembere daha da yaklaşıyordu. Hoca bir anda elindeki tozdan varlığın üzerine hızlı bir şekilde serpti. Tozlar varlığa ulaşınca varlık çığlık atarak aynaya döndü. O an hoca kendinden beklenmeyecek bir hızla cebinden çıkarttığı bir kağıdı aynanın üstüne yapıştırdı. O an varlık çıldırmış gibi aynayı tekmeleyip bize lanetler yağdırmaya başladı. "Ey Allah'ın lanetlediği mahluk! Sana son uyarımdır. Ya bu üç mazlumu bırakır gidersin ya da seni cehennemin en dibine gönderirim. Denesene köpek. Cesaretin varsa denesene." Varlık bunu söyler söylemez hoca aynaya doğru bir şeyler okuyup üflemeye başladı. O an varlık çığlıklar atarak hocanın sesini bastırmaya çalıştı ama o bağırdıkça hoca da daha çok bağırarak sesini yükseltiyordu. En sonunda aynanın üstündeki kağıt yandı ve ayna tuzla buz oldu. Hoca, Mert, Fırat ve Efe'ye bakarak "Kurtuldunuz," dedi. Ardından ışığı açtı. Hep beraber etrafı toparladıktan sonra oturma odasına geçtik. "Hocam, o varlığı öldürdünüz. Onlar kurtuldu, ben neden kurtulamadım? Sana musallat olan cin, yaktığım cin değildi. Tek başıma onu yapmaya gücüm yetmez. Şimdi, sabah ezanına kadar uyuyun. Sabah namazını kıldıktan sonra arkadaşlarını bırakacağız ve seninle arkadaşımın evine gideceğiz." Hocanın söyledikleri ruhumu korkuya hapsetse de hocanın dediklerini yapmaktan da başka çaremiz yoktu. Hepimiz bir köşeye kıvrıldık ve uyumaya başladık.